Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videoda Knight Online'daki yeni server'ın haberinin gelmesini sizlerle birlikte değerlendirmek istedim. Bunu da böyle Draki içerisinde değerlendireceğim ufak ufak. Bir sohbet etmek istedim genel olarak izleyicilerimle birlikte. Ve bu sohbeti yaparken de Draki'de olacağız. Biliyorsunuz Knight Online'da yeni serverların geleceği oyun yönetimi tarafından duyuruldu. Öncelikle bütün Knight Online camiasına hayırlı uğurlu olsun. Ben yeni serverda olamayacağım arkadaşlar maalesef. Neden olamayacağım sorusuna gelecek olursak. Sebebi çok basit arkadaşlar. Evleniyorum. 17 Kasım'da yeni serverlar açılıyor sanırım. Ben 18 Kasım'da evleniyorum. Tam tarihi bilmiyorum. Ama kesinlikle benim 18 Kasım'da düğünüm var. Bu yüzden zaten yeni serverlarda ben olmayacağım. Oyuna tekrar döndüğümde o süre içerisinde olimpiyadaki karakterim duruyor olacak. Olimpiya karakterinden devam edeceğim. Şimdi kafanızda birkaç soru olmuş olabilir arkadaşlar. Eski serverda itemli olan arkadaşlar şu an nasıl bir politika izlemeli? Çünkü şu andan itibaren ki ben bu videoyu çektiğimde şu an ayın 7'si, 7 Ekim Cuma günü ben şu an bu videoyu kayda giriyorum ve BinoGame, Kovpazar gibi sitelerde gerçekten ciddi anlamda GB alışlarda çok büyük düşüşler var. Yani şu an bir şok etkisi yaşıyor piyasa. Çünkü güzel bir haber duyuruldu. Oyunu canlandırmak amacıyla belki de Entity'nin yaptığı son hamle bu. Sebebi hikmeti şu, drop oranlarını çok fazla düşürdüler. Rise Online çok fazla oyuncu kaybettirdi. Gerçekten oyunda oyuncu yok. Böyle çeşitli put itemleri vererek İnsanları oyuna döndürmeyi geri amaçladılar. Geri dönüş etkinlikleri yapıldı. Şu yapıldı, bu yapıldı ama hiçbiri tabii ki fayda etmedi. Temel sıkıntı tamamen oyunun drop'u atmamasıydı. Ve o temel sıkıntılar üzerine gidildi. Oyundan GB silme politikasına tam gaz devam edildi. Ve en son gelinen noktada da arkadaşlar artık Entity'nin eli kolu bağlandı. Ve yeni server baskılarına dayanamayıp yeni server'ı açma kararı aldı. Çünkü Rise Online gerçekten çok fazla oyuncu çaldı ve gerçekten droplar çok kötü. Daha geçen 2-3 gün önce size dedim. Yani tekrardan gittim çöp slotuna. Arkadaşlar dedim drop atmıyor. Açık net söyledim size. Gerçekten de drop atmıyordu arkadaşlar. Birçok oyuncudan bunu duymuşsunuzdur. Yani eskiden çöp slotunda 7.5-8M kasarken hatta ilk başlarda 10M kasıyorduk. Hadi 7.5-8M'e de razıydık. Yani ki onu da 7.5-8M'i de 2800 AP'li bir karakterle kastığınızı düşünün. Artık o bile olmadı. İster istemez en sonunda da insanlar isyan edip oyunu bırakmaya başlıyorlardı ki bu karar çıktı. Peki eski serverlarda oynuyorum. Alper ne yapmalıyım? Sence senin görüşün ne olacak? Karakterini bozacak mısın? Dostlarım bu karakter bozulacaksa mutlaka ve mutlaka yeni server haberi çıkmadan bozulması lazım. Artık bu saatten sonra bu karakteri bozarsam kesinlikle zarar ederim. Peki beklemenin ne faydası var mesela? Şu an Olimpia, Diez, Ares, Rosetta gibi serverlarda oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Dostlarım yeni serverların açılmasıyla bir kere Sirius, Altar, Vega ıssız bucaksız bir çöle dönüşecek. Açık net söylüyorum size. Burada oynayan kitle tam bir GB kitlesi, Gold Bar kitlesi ve GB kitlesi, Farm kitlesi bu serverları terk ettiğinde Sirius, Altar, Vega'nın ben mutlaka tek bir server içerisinde toplanacağını düşünüyorum. Peki tek bir serverda toplanınca ne olacak dostlarım Sirius, Altar, Vega? Hızlı bir şekilde Kravas, hızlı bir şekilde UTC gelecek bu serverlara. Ve bu itemler üzeri üst üste gelse bile ister istemez çok fazla oyuncu toplayamayacak bu serverlar. Ama yeni serverda ana olay dönecek. Yani bütün GB, bütün para, oyunun bütün ekonomisi yeni serverlara taşınmış olacak. Peki Sirius, Altar, Vega'nın durumundan sonra eski serverlara bakalım. Arkadaşlar Destan serverında ben çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Elbette oldukça user kaybı olacak Destan serverında. Ama ister istemez burası gerçekten Knight Online'ın bir kalesi gibi. Yani Destan serverında tabii ki GB dalgalanması olacak. İster istemez item dalgalanmalar olacak. Ama bunun 4-5 ay içerisinde normale dönmesini bekliyorum ben. Yeni serverlardan sonra. Olimpia gibi serverlarda bu dalgalanma bu kadar kısa sürede bitmeyecek. Rosetta'da nispeten erken bitecek ama bu dalgalanma en son Gordion ve Olimpia serverlarında bitecek arkadaşlar. Bunlar benim kendi tahminlerim, kendi düşüncelerim. Çünkü Gordion ve Olimpia kırılgan serverlar. Sebebi hikmeti ne? Burada oynayan serverlarda oynayan insanlar genellikle oyuncu boşluğundan dolayı, farm slotlarının boşluğundan dolayı benim gibi oynayan insanlar.
Ve bu insanlar olmadıkça server'da da çok fazla item var zaten. Bu insanlar olmadıkça arkadaşlar bu server'larda o GB'nin normal dengelerine dönmesi çok uzun zamanlar alacak. Mesela şu an şu Azaga'yı satsam aldığım fiyattan çok daha zararını satacağım. Sadece yeni server açılma haberi duyulduğu için. Benim için sıkıntı yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve uzun vadede beklersek kar da edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu sefer şöyle bir strateji izleyeceğim. Çok değişik bir strateji. Oyuna girebildiğim zamanlar item toplayacağım. Yeni server'da oynayamayacağım. Evleniyorum. Ama ben bu sefer ucuzdan ucuzdan olimpiyada itemleri toplayacağım. En büyük sebeplerinden birisi ben artık Olimpiya'nın başka bir server'la birleşeceğine canı gönülden inanmaya başladım. Çünkü arkadaşlar gerçekten Olimpiya'nın Sirius, Altar, Vega server'larıyla birleşeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu hemen olmayacak. Bir yıl içerisinde olacak ama o Sirius, Altar, Vega server'leriyle eğer Olimpiya server'ı birleşirse gerçekten çok fazla değer kazanacak. Peki Rosetta server'ıyla Olimpia server'ının birleşmesi ya da Guardian'la birleşmesi mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Çünkü Rosetta gibi server'larda Dagger Defense itemleri gibi böyle çok eskiden bunlar özellikler var. Ama Olimpia server'ı o kadar eski bir server değil. Destandan bile yeni. Çok genç bir server. Çok genç server olmasına rağmen çok fazla item var. Çünkü oyuncusu yok. Açık net söyleyeyim bunu. Belki bunu savunanlarda olacaktır ama kesinlikle keşke Rosetta ile birleşse bu arada. Çok fazla deli karlarımız olur. Ama Entity'nin bu hatayı yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yeni serverlara geçtiğinizde ne yapacaksınız? Yani artık arkadaşlar yeni serverlara geçtiğinizde zaten ekibiniz yoksa muhtemelen belli bir şeyin içinde kaybolup gideceksiniz. Gavolt kesecek bir aralık bile bulamayacaksınız. Karakterinizi kasmakta çok fazla zorlanacaksınız vesaire vesaire ama yeni serverda oynayan arkadaşlara şimdiden Allah sabırlar versin. Bir yandan çok güzel bir duygudur, bir yandan çok kötü bir duygudur. Daha önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ama maalesef ben olamayacağım, oynayamayacağım. Yine bunun bir tık da üzüntüsü de içerisindeyim. Artık nasip kısmet değilmiş. Bizim jüri törünün günlüğü biliyorsunuz artık bayağı bir bölüm oldu arkadaşlar. Ya kaçıncı bölüm artık DC Premium'un 16 günü kalmış bakın. 56-57 bölümdür yaklaşık devam eden bir seri. Bu seriye elimizden geldiğince devam edeceğiz. Olimpiyada ben bu DC Premium'u bitireceğim arkadaşlar. Bu DC Premium bittikten sonra bir süre yayın hayatıma ara vereceğim. Çünkü biliyorsunuz ki evlilik vakti yaklaşıyor. Sorumlulukları artıyor ve iş sorumluluğum da yine okulların açılmasından dolayı çok fazla. Şöyle bir sohbet etmek, hem bir sohbet etmek istedim dostlar. Bu arada ilk F11'e kırmızı aldık. Hem bir sohbet etmek istedim. Hem sizlerle şöyle bir draki yaparak bir droplara genel yorumlar yapmak istedim. Sizlerin de bu tarz yorumlarını gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Bu yorumlarınızı mutlaka bana yorumlar kısmından olsun iletebilirsiniz. Hani düşünceleriniz neler, şeyleriniz neler. Katıldığınız yönler olabilir, katılmadığınız yönler olabilir. Ama bunlar dediğim gibi tamamen benim şahsi kişisel düşüncelerim. Ben böyle olacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerle de ufak bir tavsiye veriyorum ama bunun böyle olacağı anlamına gelmez. Siz gene de bir yatırım yapacaksanız oyuna kesinlikle farklı insanları da dinleyip farklı düşünceleri de alıp ona göre karar verirseniz bence daha güzel olur. Bu arada beni izleyip şunu da söyleyeyim. Beni izleyip DC Premium alan arkadaşlar oluyor çok fazla. Dostlarım gerçekten yapmayın. Açık net söyleyeyim. Normalinde ben şu DC Premium alıyorsam mesela hani parasını çıkartıp üzerine çok ufak karlarla oynayabiliyorum. Sadece geldiğinde site satmak için yapıyorum bunu. Eğer böyle bir kazanç peşindeyseniz ya da işte böyle karakterimi hızlı hızlı geliştirin kafasındaysanız almayın kesinlikle. Bundan önceki DC Premium'da ne kastık videomuz var. Ama orada gün içerisinde çok fazla farm yapıyorduk. Şu an artık okullar açıldı. Okullar açıldığı için o tarz online sürelerine ulaşma mümkün değil. O yüzden tabii ki yaptığım farm da çok fazla düşüyor. Yani ister istemez bugün oyuna girelim mesela kaç saat olmuş? Çarp felek etkinliğinden takip edeyim bak. 50 dakika olmuş. Sadece 50 dakikadır oyundayım ki o da eve geldim açtım bilgisayarı yemek falan yedim. Daha şimdi başına geçtim. Sadece bunun gazına da gelmeyin dostlarım. Ufak bir sohbet videosu oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlarım. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.